Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere 5. sınıf çokgenlerden yeni nesil konu anlatımı ve soru çözümü yapacağız. Videonun açıklama kısmından PDF'ini çıktı alıp siz de benimle birlikte yazarak, çizerek çalışın diyoruz ve dersimize hemen vakit kaybetmeden başlıyoruz. Çokgen nedir? Öncelikle evet yeni bir kavram artık hayatımıza giriyor diyebiliriz. Bundan sonra o da neler neler öğreneceksiniz. En az 3 doğru parçasının uç uca açı oluşturacak şekilde eklenmesiyle oluşan kapalı geometrik şekillere çokgen diyoruz. Ya şimdi şöyle bir şey söz konusu. 3 tane doğru parçası olacak. bunları uç uca eklediniz eklediniz. Her böyle üç doğru parçası çokgen oluşturuyor diye bir şey yok. Ucuca eklediniz, açı oluşturması gerekiyor. Şöyle açı oluşturttunuz. Hala çokgen oluşmadı. Neden? Kapalı şekil değil. Bir de ne yapmanız lazım? Kapalı şekil haline getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. En az 3 doğru parçası olacak ve bunlar ucuca eklenecek, açı oluşturacak ve kapalı bir şekil olacak. Burada çokgenler kenar sayılarına göre 3 kenarı varsa üçgen. Dört kenarı varsa dörtgen. Beş kenarı varsa beşgen. Altı kenarı varsa altıgen olarak isimlendiriliyor. Hadi inceleyelim. Aşağıda düzlemsel şekillerden çokgen olanların ismini yazacağız. Şimdi en az bak üç doğru parçası var ama kapalı olmadığı için bu çokgen değildir. Buna çokgen diyemiyoruz. Ama şu bizim için bir çokgendir. Üç kenar olduğu için çok tanıdık bir çokgendir. Nedir bu? Üçgen diyoruz. Üçgen. Üç kenarı olduğu için üçgen diyoruz. Yan tarafa geldiğimizde ya burada şöyle bir şey var. Bak bu doğru parçası değil. Doğru parçası olmadığı için kapalı şekil dahi olsa doğru parçalarından oluşmadığı için arkadaşlar ya tam doğru parçası var ama ya yani şurası doğru parçası değil. Bozuyor yani tanımı. O yüzden bu çokgen değildir. Olsa olsa bir pizza ya da pasta dilimi olabilir. Daire dilimi olabilir. Yan tarafa baktığımızda evet bu bir çokgendir. Kapalı bakın bir şekil ve köşeleri var görüyorsunuz. Burada bir de mesela bunun kaç kenarı olduğunu sayarken şöyle şekilde şey yapın iz bırakın 1 sonra 2 sonra 3 sonra 4 5 6 7 8. Yani tekrar tekrar saymayın diye söylüyorum o zaman bu şeklimiz için ne diyebiliriz bu şeklimiz 1 8 gendir diyebiliriz. Şimdi 8 kenar olduğu için 8 gen dedik. 3 kenar olduğu için 3 gen diyoruz. 10 kenar olsa 10 gen deriz. Bu şekilde isimlendirmemizi yaparız. Çokgen olabilmesi için en az 3 doğru parçası ki fazlası da olabilir. Ucuca açı oluşturacak şekilde eklenecek ve kapalı bir şekil olacak dedik. Tanımımızdan sonra ya hocam gösteriyorsunuz gösteriyorsunuz ama ya bunun ne faydası var? Alın günlük hayatta çok genler. Yaya geçidi. Bakın yaya geçidi levhası bir çokgendir aslında. Çokgene örnektir. Dur levhası bir çokgene örnektir. Durak levhası bir çokgene o örnektir. Ben bunu e, dolmuş olarak da karıştırıyorum. Bazen yani kusura bakmayın. Benim böyle şeylerim de vardır. Ama durak levhası olarak geçiyor diye en son hatırlıyorum. Eğer bir yanlışlık varsa yorumlarda lütfen belirtin. Verilen levhalar hangi çokgenlere örnektir dedik? E söyledim. Bakın bu bir üçgenler olduğu için üçgene örnektir. Buna üçgene örnek diyebiliriz. Üçgene örnek diyebiliriz. Burada da kenarlarını sayacak olursak hadi şöyle işaret yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kenar olduğu için 8 gene örnektir diyebiliriz. E o zaman bu da neye örnektir? Dörtgene örnektir diyoruz. Yalnız bakın tam dış çerçeve ya da içerideki bir çerçeve. Şu mesela örnek değil arkadaşlar. Şuraları bakın oval olduğu için o örnek verilmez. Bak şu verilir. Tamam mı? Ama mesela şu çokgene örnek olmaz zaten. O zaman burada biz dörtgene örnek vardır diyebiliriz. Hatta bazen öğrencilerimiz diyor ki hocam kareye örnek olabilir mi? Olur. Kare dediğiniz şey zaten özel bir çokgendir. Dikdörtgen özel bir çokgendir. Yani onlar da birer çokgen. Dikdörtgen kare öğrendik ya onlar da birer çokgendir ve özel bir dörtgendir diye düşünebilirsiniz. Geldik çokgenlerin temel elemanlarına. Şimdi burada dört tane temel elemanımız var. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Çokgeni oluşturan doğru parçalarına kenar diyoruz. Ya bak burada doğru parçalarına biz kenar diyeceğiz artık. Kenarlarının birleştiği noktalara ise köşe diyoruz şu sivri gibi duran yerlere arkadaşlar hani kafamızı çarpmayalım dediğimiz köşeye çarpma masanın köşesine dikkat et Hani diyorlar ya, işte oradan geliyor bu kenarların birleştiği noktalara köşe diyoruz kenarların arasında oluşan ve çokgenin içinde kalan açılara iç açı diyoruz ya bu ne demek iç açı ne demek ya renkli kalem arıyorum renkli kalemimin Heh, şunu alayım şimdi arkadaşlar Şuradaki bakın açıya Biz ne diyoruz? İç açı diyoruz. Buradaki açıya iç açı, buradaki açıya iç açı diyoruz. Yani iç açı dediği şey şu içerideki açılara deniliyor. Kenarların arasında oluşan ve çokgenin içinde kalanlarına. Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçalarına ise köşegen denir. Ya şimdi köşegenle üçgenle köşegen çizemezsiniz. Neden? Komşu olmayan iki köşe yok kardeşim. A ile B komşu, B ile C komşu, C ile A komşu. Hani nerede komşu olmayan köşe yok ki? O zaman üçgenin köşegeni yoktur arkadaşlar. Bunu belirtelim. Şimdi burada biz öncelikle şurada köşegeni çizmeden şunun bir kenarlarını, köşeleri, iç açılarını, köşegenlerini yazalım. Kenarları nelerdir? Kenarları bakın AB doğru parçası bir kenardır. BC doğru parçası bir kenardır. Burada AC doğru parçası bir kenardır diyoruz. Köşeler nedir? Köşeler ABC'dir. Bak A virgül, B virgül, C şeklinde yazabilirsiniz. A, B, C köşeleridir. İç açıları nedir? A açısı üzerine şapka yapın açı anlamında. B açısı, C açısı iç açılarıdır diyebiliriz. Köşegenleri nedir? Üçgenin köşegeni arkadaşlar yoktur. Köşegen üçgende çizilemez. Ama dörtgende çizeceğiz. Nasıl çizeceğiz? Bakın çok güzel çizeceğiz. Böyle komşu olmayan köşeleri birleştireceğiz ya. D'den F'ye çizdiğim şu doğru parçası bir köşegendir. H'den E'ye çizdiğim doğru parçası bir köşegendir. H'den şöyle kenara doğru çizsek olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Burada önemli olan komşu olmayan iki köşeyi birleştirmeniz. Mesela H ile D'yi birleştirsek olmaz mı? Hocam zaten H ile D birleşmiş ki Böyle soru mu olur değil mi? HD de olur soru olmaz değil. Olur da yanlış bir soru olur aslında. HD burada İskender. Yani HD arkadaşlar burada nedir? Bir doğru parçasıdır. Bir kenardır diyoruz. Şimdi o zaman yazalım. Kenarlarımızı yazalım. Şuradan başlıyorum. DE bizim için nedir? Bir kenardır. DE doğru parçası bir kenardır. EF doğru parçası bir kenardır diyorum. Sonra FH bir burada kenardır. İsterseniz HF de diyebilirsiniz. Ya yani illa böyle söyleyeceksiniz diye bir şey yok. Şuradan doğru da gelebilirsiniz. HD de bizim için bir kenardır diyoruz. Şimdi aşağıya geldiğimizde köşeleri nelerdir? Köşeleri D, E, F, H'dir. Yani dört tane kenarı var. Dört tane köşesi var da diyebilirsiniz bu sayede. D, E, F, H. Hatta bunu isimlendirirken DEFH dörtgeni diyebilirsiniz. Buna ABC üçgeni diyebilirsiniz. İç açılarına geldiğimizde D iç açısı bak şurası, E iç açısı, F iç açısı, H iç açısı diyebiliriz. Bu şekilde ne diyoruz? D açısı, E açısı, F açısı h açısı diyoruz. Bunlar hep temel elemanları, kenarlar, köşeler, iç açılar, köşegenler. Köşegenlerine geldiğimizde DF köşegeni, evet, o zaman DF doğru parçası bir köşegendir. HE doğru parçası bir köşegendir. Çünkü komşu olmayan köşeleri birleştirmiştir diyoruz. Buraya geldiğimizde ise burada artık 5 tane neyimiz var? Köşemiz var. 5 tane neyimiz var? Kenarımız var. Bu bir beşgen. Çünkü ismine burada kenar sayısına göre isimlendiriyoruz demiştik. Burada artık yazalım. KL bakın. KL diyorum. Geometride genelde böyle söylüyoruz. Onu da bir farklı renkte yapayım mı? KL dediğimiz şey arkadaşlar doğru parçası bizim için bir nedir? Kenardır. LM bizim için bir kenardır. LM doğru parçası. MN doğru parçası bizim için kenardır. PN doğru parçası da bizim için yine kenardır. Şuradaki KP ya da PK diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu bizim için nedir? Bir kenardır diyoruz. Şimdi aşağıya geldiğimizde köşeler ne? Köşeler K, L, M, N, P'dir. K, L, M, N, P bizim için köşelerdir diyebiliriz. İç açılarına geldiğimizde bakın şuralarda iç açıları var. Bunları da isimlendirirken K açısı yani o köşelerin üzerine birer böyle şapka koyuyorsun. Açı olmuş oluyor bunları bu şekilde rahatlıkla söyleyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Köşegenleri nedir? Köşegenlerini çizerken dikkatli olalım. Şimdi bakın şuradan birleştirdim. K ile neyi birleştirdim. Sonra K ile M'yi birleştirdim. Buradan başka var mı? Bakıyorum oradan yok. K'den çizeceğim başka yok. Ama L'den çizeceğim. Bak L'den şöyle bir tane çizdim. Şöyle bir tane çizdim. Bak yıldız oluşuyor gibi değil mi? M'den zaten bir tane çizilmiş. Şuradan bir tane daha çizdim. N'den artık çizecek bir şey yok. Baktığımda zaten çizilmiş. P'den zaten çizilmiş. O zaman burada köşegenlerimi de bu şekilde oluşturmuş oldum. Köşegenlerimi yazmak istersem KN doğru parçası bir köşegendir. KN doğru parçası bir köşegendir. KM doğru parçası bir köşegendir diyebiliriz. Daha sonra LP ve LN birer köşegendir. LP ve LN birer köşegendir diyorum. Başka var mı derseniz arkadaşlar? Şimdi bakın şunu yazdık. KN'yi yazdık. KM'yi yazdık. LP'yi yazdık. Bir de neyi yazdık arkadaşlar? LN'yi yazdık. Ama niye yazmadık? Bak şurada bir tane de PM var. Görüyor musunuz? PM'yi unutmayalım. O zaman oraya da PM yazıyoruz. Bu şekilde köşegenlerimizi tamamlamış oluyoruz. Dikkatli bakmamız, dikkatli saymamız lazım. Bak 1 2 3 4 5 tane var. Zaten yıldızdan da anlayabilirsiniz burada. Bunların böyle komşu olmayan köşelerini birleştirdiğinizde köşegen çizmeyi kendiniz mutlaka benim dediğim o çıktığı alıp yapmaya çalışın. Çok faydasını göreceksiniz. Temel elemanları gördükten sonra mükemmel bir soruyla devam ediyoruz. Yeni nesil LGS tarzı yani beceri temelli soru dediğimiz bir soruyla devam ediyoruz. Şekil 1'deki dikdörtgen kağıt tam ortadan ok yönünde ikiye katlanıp şekil 2'deki duruma getiriliyor. Şöyle ok yönünde katlıyorsunuz. Tamam mı? Sonra şekil 2'deki konumuna geliyor. Daha sonra şekil 2'de oluşan kağıt tam ortadan ok yönünde katlanıyor. Şöyle katlanıyor. Şekil 3'teki duruma geliyor. Son olarak şekil 3'te oluşan kağıt kesikli çizgiler boyunca kesilip büyük parça atılıyor. Şu taraftaki atılıyor. Buna göre kağıdın tekrar açılmasıyla oluşan çokgenin kaç köşesi vardır denilmiş. Ya şimdi bak burada ne görüyorsun sen? Bir üçgen görüyorsun, doğru mu? Bak burada bir üçgen var. Sen şimdi bu üçgeni açtığında şöyle düşün bak. Böyle bunu açtın. Şu tarafa doğru açtın. Ne oldu? Bak bu tarafa doğru açtın. Ne oldu? Şöyle bir şey oldu değil mi? Bunun şöyle açtığında şu yukarı doğru aşağıdan katladık ya. Şimdi yukarı doğru açtığımızda da şöyle bir şey ortaya çıkmaz mı? Şöyle bir şey ortaya çıkar. Şurada kat çizgileri var ama o önemli değil. Sonuç olarak baktığınızda bunun dört kenarı olduğu için dört tane de köşesi olacaktır. Doğru cevabımız Adana'dır. Yani bir dörtgen oluşacaktır diyebiliriz. Ya hocam bize bunu anlatır mısın derseniz ben size hemen şöyle pembe kağıdımı alayım. Şimdi pembe kağıdım bak bir dikdörtgene örnek. Bunu alıyorum şuradan katlıyorum. Katladım mı? Katladım. Şöyle kapattım. Sonra bunu sol tarafa katlıyorum. Şöyle sol tarafa doğru da Katladım tabi diyebilirsiniz hocam ben sınavda bunu nasıl yapacağım İşte sen o hayal gücünü geliştir diye biz bu şekilde kağıtla gösteriyoruz ya. sen de bunu mutlaka yap ve sonra makası alıyorum kesikli çizgi dediği yer bak şurası yani şu açık olan yerler gidiyor arkadaşlar şuradan kestim kestikten sonra bak dediğim gibi bir üçgen var İlk açtım bak dediğim tarzda yine şöyle bir üçgen oluştu mu oluştu sonra bunu açtım. Bak kat izleri de var görüyor musun? O kat izleri de var. Böyle açtım yine kat izleri var. Onlar aslında ne oluyor? Köşegenleri oluyor aslında. Bu şekilde katlayıp köşegenleri de aslında oluşturmuş olduk. Ve elimizde ne oldu? Bir dörtgen oldu. Dört kenarı, dört köşesi var. Dört iç açısı var. İki tane de köşegeni var diye temel elemanlarında böyle söylemiş olduk. Bu şekilde arkadaşlar katlamayla bunu da göstermiş olduk sizlere. Ee, yani sevildiğinizi bilin tamam mı? Bak yani <laughs> evet ya arkadaşlar seviyorum. Beşlerin benim için ayrı bir yeri ve önemi var. Ortaokula yeni başladığınız için bunlar aslında yani şu an çok e, basit geliyor size ama bunların üzerine eklenerek gidiyor. O yüzden temel olarak bunları öğrenmeniz çok önemli. Yani basit ne olacak bu deyip geçmeyin. E, 6. 7. 8. sınıflarda karşınıza çıkıyor. Hele mesela şu katlama soruları böyle dönüp dolaşıp karşınıza farklı ...tarzda, konularda da gelecek. Şimdi sende diyorum... ...A köşesinden kaç tane köşegen çizebiliriz? Al bunu böyle kaç tane çizebiliyorsun? Bak çizerek bak yani öyle ezbere değil. Çizerek bak bakalım kaç tane oluyor? Yorumlara mutlaka yaz, gönder. Ayrıca YouTube kanalıma abone değilsen... ...abone ol, bildirimleri açık hale getir. İstersen beni Instagram İmet Hoca'dan da takip edebilirsin. Ya da ailen, sen kullanmıyorsan Instagram... ...ki kullanma bence şu an e, ailen... ...velin, e, mutlaka... ...bu arada ailenize çok selam söyleyin. Neden? Siz gibi bakın bu şekilde... ...ders çalışan, ülkemizde... ...faydalı olmak için uğraşan... ...öğrenciler yetiştiriyorlar. E, çocuklar yetiştiriyorlar. Çok güzel bir duygu... ...bence. E, mutlaka selamımı... ...ailenize iletin. Öğretmenleriniz de iletin. Sizin gibi... ...öğrencileri oldukları için çok şanslılar. Öğretmenleriniz de mutlaka... İmet Hoca'nın selam var diye iletin arkadaşlar. Evet, bitirdik. Her güzel şey gibi bu dersimiz de sona erdi. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.